Evet arkadaşlar, merhaba. Uğur Elektronik'in test alanındayız. Şöyle gösterelim test alanımızı size. Burası aylar önce hazırladığımız test alanımız. Varilimiz 1,5 metre, 2,5 metrede ve 4 metrede metalimiz var. Varil 4 metrede, 2,5 metrede ve 1,5 metrede bakır tepsiler var. 30 santim, 45 santim civarında. Burada şimdi Alex 17'nin arazide kullanımını tekrar göstereceğiz size. Ve buradaki metalleri görüp görmediğini tekrar test edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi cihaz bu. Alex 17. Bu bizim derin arama dedektörlerimizden bir tanesi. 43 santim çapında bir başlığı var. Ana gövde. Bu da dirseklik kısmı. Bakın, ister cebinize, isterseniz belinize takabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir adaptörü var. Bataryası var. Şu şekilde cihaza takılıyor. Şu bizim bobinden gelen kablomuz. Bu kablo muhakkak sapa sarılacak. Bu kabloyu sapa sarmadan sakın ha cihazı kullanmayın. Bu sallandığı sürece cihaz hiçbir şey algılamayacaktır arkadaşlar. Bazı insanlar böyle videolar çekip atıyorlar salak saçma. Bu sapa sarılacak bu kablo. Cihazı açmadan önce yerden şöyle bir 30-35 santim yukarı kaldırıyorsunuz. Yukarı kaldırdığınız zaman kendinize çok yaklaştırmıyorsunuz. Hafif şöyle ileride tutuyorsunuz yan tarafta. Neden? Çünkü üzerinizde metal varsa cihazın oluşturduğu frekans bulutunun içine girdiğiniz için etkilenecek. En azından derinlik kaybına uğrayacaksınız demektir. Cihazı açtığınız zaman bir bar doluyor. Onu bekleyeceksiniz dolmasını. Tekrar bir açıp kapat. Uğur. Bakın gördüğünüz gibi bir bar doluyor burada. Bu barın dolmasını bekleyeceksiniz. Oynatmayacaksınız başlığı. Bar dolduktan sonra toprak ayarı ekranı gelecek. Bakın böyle bir ekran gelecek. Artık cihaz toprak ayarı yapmaya hazır. Zemin ayarı dediğimiz bir ayar. Yani mevcut şu toprağı tanıma mecburiyetinde. Oluşturduğu frekansı buradan geçirmek zorunda. Geçip geçmediğini kontrol etmek zorunda. Bunu nasıl anlayacağız? Arama başlığını toprağa 4 parmak kalana kadar yaklaştırıyoruz. O esnada bakın şuradaki bar, şu ok sağ veya sol tarafa doğru hareket ederse bu topraktan etkileniyor demektir cihazınız. Şu anda temiz bir topraktayız. Maden mineral yapısı yok bu toprağın. Yine de toprak ayarı nasıl yapıldığını size göstermek için okun sağ veya sola kaydığını farz ediyoruz. Ne yapıyoruz toprak ayarı yapmak için İhsan? Toprak ayarı kaydığı zaman eksi veya artı tuşuna basarak bu oku sağdan soldan ortaya getiriyoruz. Tamam, eksiye veya artıya bastık. Sonra yukarı kaldırıyoruz cihazı. Bakın şurada altta bir tetik var. Bas ona. Bu reset tetiği. Hafızayı alma tetiği daha doğrusu. Tekrar arama başlığına toprağa yaklaştırıyoruz. Yine buradaki ok sağa veya sola kayarsa yukarı kaldırmadan tekrar artıya veya eksiye basıyoruz. Yukarı kaldırıyoruz arama bobinini. Tekrar resetliyoruz. Tekrar toprağa yaklaştırıyoruz. Bu işlemi ok ortada kalana kadar devam ettiriyoruz. Yani bobini toprağa yaklaştırdığımızda okumuz ortada kalıyorsa toprak ayarı tuttu demektir. Bunu 3-4 defa yapıyoruz tutana kadar. Toprak ayarımız oldu. Çıkış tuşuna basıyoruz. Menüden arama ekranı geliyor. Menü giriş, enter'a basıyoruz. Şu anda arama ekranımız geldi. Bakın ortada sürekli giden bir çizgi var hareket halinde. Dik bir şekilde devam ediyor. Aramayı nasıl yapıyoruz? Arama başlığımızı süpürme yöntemi dediğimiz yöntem. Sağa sola, şöyle salla olduğun yerde. Bakın bu şekilde sağa sola yavaş hareketlerle sallayarak aramaya başlıyoruz. Şurada bizim 1,5 metrede bir metalimiz var. Bu genel arama bölümü. Uğur sen şöyle gel, ben öyle geleyim. Genel arama bölümünde cihaz her metale aynı tepkiyi veriyor. Yani ortadaki çizgi yukarıya doğru kırılıyor.
Ve yan taraftaki bar yukarı doğru kalkıyor sesli bir şekilde. Metalin üzerinden çıktığımız zaman artık ses kesiliyor, çizgi ortada kalıyor. Tekrar metalin üzerinden geçtiğimiz zaman yine bar yukarıya sesli kalkıyor, ortadaki çizgi yukarıya doğru yükseliyor. Metalin üzerinden çıktığımız zaman ses de kesiliyor, çizgi ortada sabit kalıyor. Burada bir metal var demektir arkadaşlar. Burada bir metal var. Bu metalin kıymetli mi kıymetsiz mi olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? Eksi tuşuna basarak ayrım moduna geçiyoruz. Cihazı kenarda sinyal almadığımız bir yerde. Tamam. Eksi tamam. Tuşuna bastık, ayrıma geçtik. Aynı yerden tekrar geçiyoruz. Dur. Olur. Bakın burada kıymetli bir metal var diyor cihazımız. Şimdi bazı müşteriler diyor ki metalin üzerinde resetlerseniz ne olur? Resetle vur. Tekrar hareket ettir bobini. Bakın mineral veya boşluk gibi bir kayma yapıyor. Ama tekrar yana al. Evet. Tekrar resetle. Aynı yerden tekrar geçir. Evet. Kıymetli. Şimdi burada başka firmaların söylemediği bir şey var. Biz söyleyelim size. Derin arama cihazlarında sinyali çok fazla derine göndermeye uğraştığı için, yani derinden arama yapmaya çalıştığı için arada bir kayma, parazitlenme olabiliyor arkadaşlar. Bizim cihazımızda şurada mesela kıymetli metal var, bakır var. Az önce gördüğünüz bobinimizi düzensiz bir şekilde hareket ettirdik. Bir tane bir altın dedi, bir kıymetli dedi. Ama sürekli aynı yerden tekrar tekrar geçtiğinizde kıymetli metallerde bakır gibi, gümüş gibi, bronz gibi kıymetli metallerde sürekli kıymetli sinyalini alacaksınız. Evet Uğur, tekrar geçir oradan. Tamam. Şu 2,5 metredekine bir bakalım. Uğur gel. Salla şöyle, sallaya sallaya süpürme yöntemiyle gel. Bu ses metali gördü demektir arkadaşlar. Bakın ortadaki bar yukarıya doğru kalktı. Tamam mı? Tekrar geri gel. Şimdi ayrımı alalım. Dur orada. Bakın kıymetli. Burada 2,5 metrede kıymetli bir metal var. Bakır bir tepsimiz var, 45 santim civarında. Tekrar genel aramayı alalım. Vur. Gel şimdi. Burada da şuradan şöyle vur. Süpürme hareketi. Arkanı bu tarafa ver lütfen. Heh. Dur. Bakın bu bir metal tespiti demektir. Evet. Tekrar geriye gel. Arkanı bu tarafa ver. Tekrar geçirelim. Dur. Geriye gel. Gel 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 gel. Şimdi ayrımı al. Ayrımda bobini sabit tutuyorsunuz. Çok fazla böyle sarsmıyorsunuz. Evet, sallayalım bobinimizi. Tekrar. Gel böyle. Tekrar. Sallayarak. Bakın kıymetli altın. Değersiz dedi zaten. Hı? Değersiz dedi altın. Evet. Kıymetli altın sinyalini bir tek çelikte verebilir cihaz. Unutmayın. Kıymetli altın, değersiz, kıymetli gibi çift sinyal veriyor. Burada 4 metrede varilimiz var. Arkadaşlar. Evet. Bunu da görebiliyoruz. Evet Uğur. Cihazı kapatabilirsin. Bakın bizim cihazlarımız RX 15, RX 16, RX 17 ve Gold Finder çelik türü dövme temir ve çelik türü metallerde galvaniz veya krom alışımlı metallerde kıymetli altın, kıymetli kıymetsiz gibi çift sinyal verecektir. Bu tür bir sinyal aldığınız zaman emin olun oradan paslı bir teneke veya bir çelik parçası çıkacaktır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Özellikle buna dikkat edin.
Bunun dışında zaten cihaz kıymetli ve altın diye ayrım da yapabiliyor. Bakır gibi metallere kıymetli sinyali veriyor cihazımız. Bir müşterimiz bizden aldığı bir cihazla arazide bir test yapmış. Onu gönderdi bize. Biz bunu yayınladık YouTube'da. Başka bir müşterimiz de yorum yazmış buna. Demiş ki ya kıymetli şey bakır kıymetli midir? Evet arkadaşlar, bakır kıymetli bir metal. Kıymetli sinyali aldığınız zaman orayı değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Bizim dedektörlerimiz derin arama cihazları arkadaşlar. Maksimum 3,5-4 metre gibi derinlikleri görebiliyor bu tür bir başlıkla. Tabi bazı topraklar çok maden ve mineral yapısına sahip. Orada toprak ayarı tutmakta zorlanabilir. Burada toprak ayarı tutmadıysa biraz daha ileriye sağa sola kayın. Toprak ayarını yeniden yapın. Toprak ayarı nerede tutmaz? Birincisi demir madeninin çok yoğun olduğu yerlerde tutmaz. İkincisi de metalin üzerinde tutmaz. Toprak ayarı tutmuyorsa bulunduğunuz yerde ya metal vardır altta ya da demir madeni gibi çok böyle mıknatısın tuttuğu bir maden türüdür o. Biz ona manyetik demir diyoruz. Öyle bir yapının üzerindesiniz demektir. Lütfen biraz yer değiştirin, tekrar toprak ayarı yapın. Bizim cihazlarımızın hepsinde ayrım var arkadaşlar. Kıymetli, kıymetsiz ve altın ayrımı var. Aynı zamanda boşluğu görebiliyorlar. Toprak altındaki boşlukları görebiliyorlar. Mineral yapıyı da size söyleyebiliyorlar. Derin arama oldukları için hassas bir kullanıma sahipler. Bir yerden geçirdiniz, kıymetli dedi. Aynı yerden tekrar geçirdiniz, altın diyebilir. Bobini tekrar yana çekin. Ayrım bölümünde lütfen hassastır. Bobini çok fazla sarsmayın. Aynı yerden tekrar geçirin. Çünkü siz 3-4 metre derinlikleri görmek istiyorsunuz. Yüzey arama değil bunlar. Kafanıza göre böyle istediğiniz gibi sallayamazsınız. Buna lütfen dikkat edin. Evet, size RX-17'nin arazideki testini tekrar gösterdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.